Herkese merhaba dostlar, ben Komedyen. Bu videoda sizlere itemlerimizi nasıl giydirmeliyiz, neye karşı ne takmalıyız, healer'lar nasıl olur, ondan biraz bahsedeceğim. Hasarlar nasıl hesaplanır bu oyunda? Öncelikle bu anlatacağım şeyleri kendim test etmedim. Tamamıyla bir başka content creator, Mabucket isimli, oyunu çok eskiden beri oynayan ve yaklaşık hatta 1,5 yıla yakın falan süre oynayıp İçerik üretmiş bir kişinin videosunu baz alarak anlatacağım. Yani fakat kendim 200 gündür oynamama rağmen ben de onun yaptığı testlere katılıyorum. Şimdi birazcık ondan bahsedeyim size. Şimdi arkadaşlar, item giydirirken ilk başta basic yani basit olarak herkese genel nasıl giydirebilirsiniz ondan bahsedeceğim. Sonrasında birazcık daha özelleştireceğim. Şimdi hasar vuran karakterlerde. Şimdi bu oyunda işte okçudur, büyücüdür diye farklı bir ayrım yok. Direkt dümdüz hasarcılar, tanklar, healerlar diye oyunda değişiyor. Hasarcıları giydirirken dikkat etmeniz gereken iki şey var. Birincisi, crit rate'in 100 olması arkadaşlar. En önemli olay bu. Şimdi item dizeceksiniz. Yapacağınız ilk şey, iteme tıkladınız, filter dediniz. Alttan şu secondary kısmında alttan crit rate'e tıklayacaksınız bir kere. Hasarcıların hepsinde altta crit rate olması gerekiyor. Bir ön bilgilendirme yapayım. Bu video orta düzey ve ileri düzeyler için. Yani yaklaşık böyle bir 45 gün oyunu oynadıktan sonra daha sağlıklı olur. Çünkü ilk 45 günde bulduğunuz itemi takmanız lazım. Crit rate çok önemli değil. Benim zaten öncelerden bir videom vardı. Bu daha çok sadece hasar odaklı olsun. Benim eğer izlemediyseniz, geçmişte de yeni başladıysanız Rehber diye bir videom var. Onu kesinlikle tavsiye ediyorum, izleyin. Şimdi arkadaşlar, item giydirirken hasarcıların hepsinde yapacağınız ilk şey crit rate. Crit rate'i her item 5 item var. 5'inde de bulmanız lazım. 5'inde de takmanız lazım. Şimdi geldik ikinci olaya. İkinci olay, sağ taraftaki yüzük, amuletten vesaire bahsediyorum. Üst statlardan atak bonus veya crit damage bulmanız lazım. Diğerleri işinize yaramayacak. Hasarcılardan bahsediyorum. Crit rate olanları sakın takmayın veya düz atak olanları sakın takmayın. Takmanız gereken iki stat atak bonus ve crit damage. Şimdi gelelim. Peki kaç tane atak bonus, kaç tane crit damage? Şimdi bunu da şöyle açıklayayım size. Oyun başında full atak bonus takmak mantıklı. O zaten önceki videoda da anlatmıştım. Oyun başında 3 tane direkt atak bonus, alttan crit rate tamam yeterli. Crit damage'i aramanıza gerek yok. Fakat böyle ilerledikçe artık o crit damage'in ihtiyacını hissedeceksiniz. O zaman alttan crit damage de bulmanız gerekecek. Mesela bu item gibi hem crit rate'i var, atak bonusu var. Alttan bakın, crit rate de bulmuşum. Crit damage de bulmuşum, çok pardon. Yani sizin de yapmanız gereken şey bu şekilde. Atak bonus üstten, alttan crit damage. İyice ilerlediniz. Artık oyunda böyle işte Void Drift'te hard'ı yapıyorsunuz veya ne bileyim Nightmare zorlayacaksınız. Gear rate'lerde 20-21 deneyeceksiniz. Şimdi buralarda işler çok değişiyor. Şimdi neyi oynadığınıza göre itemler çok değişir. Şimdi ilk başta hasar odaklı anlatacağım çünkü diğerleri çok basit. Şimdi nereyi oynadığınız çok fark yaratır. Çünkü vuracağınız, hasar vuracağınız o yaratık, rakibin defansı her şeyi çok etkiliyor arkadaşlar. Şimdi rakibin defansı fazlaysa, ben şimdi buradan karakterden gireceğim. Mesela Silas diyelim. Silas'ın statlarına bakın. Defansı 800'e artı 200. Çok düşük. Mesela bir de Brokir'e bakalım. Brokir mesela 4000 defansı var değil mi? Çok daha fazla defansı var. Şimdi sistem şu. Defansı çok düşük olanlara karşı, defansı düşük olanlara karşı crit rate'i %100 yapıp bir tane atak bonus, iki tane crit damage. Yani amaç crit damage'i yüksek tutmak. Neden? Çünkü bu oyunun hasar mekaniği sizin atağınız adamın defansına göre düşürülüyor. Ondan sonra crit damage ile çarpılıyor. Yani önemli olan şey sizin atağınızın onun defansının eşiğini geçebilmesi. Ona göre hasarınız iyice artıyor. Şimdi gelelim tam tersi. Brokir mesela. Mesela Brokir'e saldıracaksınız. Brokir gibi defans var çok fazla. İşte burada bu Brokir'in defansı çok fazla olduğu için o eşiği geçmeniz gerekiyor. Bu 4000 defansın eşiğine geçmek kaça atağa mal oluyor bunu bilmiyorum ben. Fakat şunu biliyorum. Eğer ki defansı yüksekse mantıklı olan şey en kötü 2 atak bonus, hatta 3 atak bonus bile yapabilirsiniz. Hatta en güzel örneği burada şu. Şöyle Guild'e tıklayayım. Demon's Souls'a tıklayayım. Mesela Guild War oynuyorsunuz ve competitive yani rekabetçi bir şekilde oynuyorsunuz. Mesela tıkladım. Bakın zırhı, çok özledim, yanlış yere tıkladım.
Dakika, nereden anlaşılıyordu? Nereden anlaşılıyor ya? Eflet yok diye mi böyle oldu? Deneyelim. Heh. Mesela zırhı defansı 16.000. Defansı 16.000 olduğu için çok fazla. Bakın Brookie'nin 4.000'de bunun 16.000. Bunun defansı çok fazla değil mi? Buna mesela 3 tane atak bonusu giydirmeniz lazım. Şimdi buradaki olay yapacağınız içeriğe göre çok değişiyor işte. Yapacağınız içeriğe göre o atak bonuslara daha fazla vermeniz lazım. Çünkü o zırh eşiğini geçmeniz lazım. Şimdi ben size söyleyeyim nerelerde zırhlar çok fazla. Ne oluyor garip garip şeyler. Şimdi şöyle bir bilgi vereyim. Guild Boss'un zırhı çok düşük arkadaşlar. Bunun bilgisini kesin size vereyim. Guild Boss'ta Nightmare 4, 3, 2, 1 fark etmez neyi oynadınız. Bunun zırhı çok düşük. Buraya sadece bir tane atak bonus, iki tane crit damage takmanız lazım. Amaç crit damage'i yüksek tutmak. İnsanlar mesela şöyle bir konuşmalar yapıyordu. Şu sol taraftaki sınıf seti olarak herkes şu annihilating yani crit damage setini takıyordu. Neden? Çünkü Guild Boss'un defansı çok düşük olduğu için crit damage'i maksimum çalışıyorsun. Atak önemli değil. Atağı olabildiğince minimumda tutup crit damage'i maksimum yapmaya çalışıyorlardı. Şimdi şunu unutmayalım. Guild Boss'un defansı sıfır değil. Guild Boss'un tabii ki de defansı var. Yani o atağa birazcık ihtiyacımız var ama çok az ihtiyacımız var. Ondan bir tane atak bonus, iki tane crit damage takınca maksimum hasar çıkıyor. Şimdi gelelim başka diğer kontentler. Raid'e tıkladım, gir raid'ler. Şimdi en önemli kontentler Guild Boss birinci, ikincisi burası. Burada mesela gir raid'leri yaparken 19'a kadar sıkıntı yok. 19'a kadar zırhlar normal. 19 ve sonrasında zırhlar artıyor. Şu 20 ve 21'de zırhlar inanılmaz derece yüksek oluyor. Mesela 20 ve 21, hadi 20, 20 yine insancıl da 21'de mesela zırh inanılmaz fazla. 21 yapacaksanız 2 tane atak bonus garanti, hatta 3 tane atak bonus bile takabilirsiniz. 21'ler. Herhangi bir 21 bu arada. Şey anlaşılmasın, yanlış anlaşılmasın. GR2, GR1, GR3 fark etmiyor. Hepsi 3 atak bonus bile olabilir. Yani, ama 2 atak bonus garanti lazım. Şimdi geldik arenaya. Şimdi arena bildiğiniz üzere değişti. Artık sizin gücünüze göre yaratıkların gücü geliyor. Eğer ki BP'niz çok yüksekse şöyle bakayım mesela işte 400K benim mesela. 400K. 400K'da zırhlar stage 5. aşamadan sonra 6. aşamada çok yüksek oluyor. Ondan dolayı benim yüksek atak bonusa ihtiyacım oluyor. Ama mesela işte bu single target alan hasarında o şekilde çok fazla olmuyor. Alan hasarında stage 7 ve 8'de çok fazla zırh oluyor. Stage 7-8'e kadar zaten kazanmış olabilirsiniz. Neyse hasarlıcılar bu şekilde. Zırhına bakacaksınız. Zırhı çok mesela Void Nightmare'de kesin 2 atak bonus lazım. Yani %99 %99 çok fazla. %75'inde falan neredeyse her stage'de 2 atak bonus garanti lazım çünkü zırhları yüksek. Şimdi geldik tanklara. Tanklarda çok basit bir şey söyleyeceğim. Direkt ne olduğunun önemi yok. HP'ye abanabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle tankı göstereyim. Yanlış hatırlamıyorsam yapılan testlerde full HP yapmak her yerde işinizi yarıyor. Ama her yerde en iyi mi? Hayır. Her yerde kesinlikle en iyi değil. Çünkü bazı yerlerde inanılmaz yüksek hasar vurdukları için oralarda defin biraz fazla olması daha çok işe yarıyor. Ama mesela Olak gibi kalkan alan, cana bağlı kalkan alan karakterlerde onlara full HP girmek daha mantıklı. Çünkü kalkan da aldığı için mesela Olak'ı en azından söyleyeyim. Olak full 3 tane HP bonus daha mantıklı. Ama mesela King Kars defansı fazla, işte Brokir defansı fazla. Bunlara bir tane def bonus takabilirsiniz. Ama tekrardan söylüyorum. 3 tane HP bonus. Aa bu item yanlış bu arada. Gerçi ben bunu kullanmadığım için böyle. Kullandığım bir tane Brokir'e bakalım. Brokir'inki düzgün olması lazım. HP bonus, HP bonus, HP bonus. Görüyorsunuz. 3 tane HP bonus takmışım. Çünkü bu şekilde daha iyi. Def bonus olsaydı evet def bonus da okey. Ama HP bonus her yerde işe yaradığı için ben bu şekilde kullanıyorum. Geldik healer'lara. Healer'lar birazcık karışık arkadaşlar. Healer'lar biraz karışık. Ben size çok basit bir mantık anlatacağım. Onu kullanın. Fazlasını zaten deneyimleyerek öğrenseniz daha iyi. Çünkü ben bile kendim çok iyi bilmiyorum. Şimdi bunu sakın baz almayın benim bu itemi. Ben bu itemi ne yaptım? Şu Quick ekibe tıkladım, kendisi giydirdi. Çünkü itemlerimin iyi olduğunu biliyordum. BP'si şu 85.000 savaş gücü var. O fazla olsun diye bilerek otomatik doldur yapıyorum. Şimdi healer'ı da yapacağınız ilk şey. Skill'e tıklayıp buraya gelecekseniz şu en soldaki skill'e basacaksınız. Burada yazana çok dikkat edeceksiniz. Attack Base Healing diyor. Demek ki bu karakter atağına göre heal atıyor. O zaman sizin item verirken dikkat edeceğiniz şey bu karakterde atak bonus olması lazım. Fakat çok dikkatli olmak lazım. Çünkü 3 tane atak bonus giydirirseniz canınız çok az olacak. Mesela ben bu karakteri Void Rift'te kullandığımda ölme ihtimali çok yüksek. Neden? Çünkü canı çok az. Kullanacağınız içeriğe göre
buralara HP bonus vermeniz lazım. Ben Elovin'i sadece arenada kullandığım için şu an çok fazla bir yerde kullanmadığım için cana ihtiyacı olmuyor. Eğer hasar yiyen bir yerde kullanıyorsanız bunun itemlerinde canı da olması gerektiğini unutmamanız lazım. Benim tavsiyem atak base healer'larda bir tane HP bonus, bir tane atak bonus, bir tane de healing effect varsa, hatta ancient'lar genelde healing effect oluyor. Healing effect ancient. Tekrar söylüyorum. Atak bonus, HP bonus, healing effect takmanızı tavsiye ederim. Bu şekilde de çok daha iyi oluyor. Ha, en iyisi mi bilmiyorum. Kesinlikle bilmiyorum. Ama ben bu şekilde kullanıyorum. Şimdi geldik HP based healer'lara. Ben de o Vortex olması lazım. Bunlar çok basittir. Bunları hiç düşünmeniz gerek yok. 3 tane HP bonus. Bunda niye atak bonus var? Bu şaşırtıcı. Ha, bu set bonusu yok diye. Tamam. Ben Vortex'i de çok fazla yerde kullanmıyorum. Ondan dolayı bu şekilde. Daha doğrusu healer'a ihtiyacım olan bir bölüm yok. Ondan dolayı bu şekilde. Healer'ları şu şekilde arkadaşlar. Bakıyorsunuz. Geldiniz. Healer'lar diyorum. HP base'lere. Direkt 3 tane HP bonus takabilirsiniz. Bu birinci alternatif. İkinci alternatif. Varsa güzel Ancient Healing Effect yine takabilirsiniz. Sıkıntı yok. Sadece bir tane özel bir tane de build göstereceğim. O da Hollowen build'i. Ben de o şekilde değil ama size göstereyim. Guild boss'ta Hollow kullanıyorsunuz. Hollowen build'i birazcık özel. Hollow'a tıklıyorsunuz. Hollow'a yapacağınız iki şey var arkadaşlar. Birisini Rage Regen'e maksimum yapmak. İkisi atak speed'i. Bakın ben de demek ki düzgünmüş. Ben bunu dikkat etmişim. Ortaya kesinlikle atak speed. Alt tarafa kesinlikle Rage Regen. Üst tarafa da ya buraya olabildiğince HP bonus vermenizi tavsiye ederim. Çünkü az heal atmasını istiyoruz biz Hollow'un. Eğer ki siz ileriki aşamadaysanız fazla heal atması sıkıntı olmaz da çok özür dilerim. Oyun başındaysanız fazla heal atması sıkıntı olmaz ama oyunun sonundaysanız az heal atması daha iyi Hollow'un. Çünkü ne kadar çok heal atarsa o kadar çok rage veriyor. Ha, Guild Ward'u kullanacaksınız fazla heal atsın, o ayrı bir şey. Ben sadece Guild Boss için konuşuyorum. Şimdi mesela benim burada 196 healing efektim var. Bu kötü bir aslında olay Hollow'u kullanmak için. Ama benim amacım BP fazla olsun. Ben otomatik giydir dedim. Çok da üzerine düşmedim Hollow'un. Çünkü zaten Guild Boss'u her türlü şöyle göstereyim. 50k zaten her türlü vuruyorum. Buraya ne görüyorsam. Zaten 50k vuruyorum. Yani benim geçen 61k vurmuşum hatta. 50k'ya da çok geçmişim. Benim o kadar çok itemlerle oynamama gerek yok. Ama mesela ben 50k'yı ucundan vurduğumda o itemlerin hepsi atak speed ve rage regen odaklıydı. Hollow'un bu şekilde gideceksiniz. Şimdi başka giydirilecek bir şey var mı? Ha, bazı özel karakterler var. Şimdi onlara gelelim. Mesela Gunn. Mesela Azor. Azor'u da anlatayım. Gunn yok bende. Gunn varmış gibi. Çünkü o da özel bir karakter. Azor'a geldik. Şimdi bu Azor mesela şöyle skill'lerini okumanız çok önemli. Bakın şurada talent'ta ne yazıyor? Damage scales of def. Yani defansına göre hasar scale oluyor. Böyle karakterlerde de neyden scale oluyorsa ona göre giydirmek çok önemli. Fakat mesela defansa dikkatli olmak lazım. Bu tank bir karakter. Tamam defans verelim ama canının da fazla olması lazım. O zaman bulabiliyorsanız defansın altında kesin HP bonus veya iki tane defans bir tane HP bonus üstten takmanız gerektiğini unutmayın. Başka anlatabileceğimiz healer'lardan da bahsettik. Yani healer'lar, fighter'lardan bahsettik. Defanslardan bahsettik, hasar mekanizmasından bahsettik. Birazcık hastayım. Sesim nasıl çıkıyor hiç bilmiyorum. Genel mantığı anlamışsınızdır. Tekrar söylüyorum. Gear rate'leri oynarken bunları bu arada düzelttiler ama ona rağmen zırhlar çok yüksek. Normalde eskiden çok daha kötüydü. 3 tane atak bonus takmadığı sürece vurmuyorlardı. Şu an yine biraz daha düzgün. Bu işte Gear Rate 3'ün mesela 21'ini geçerken atak bonus, 2 tane atak bonus kesin şart, diğer türlü hasar vuramıyorsunuz. Veya işte Gear Rate 2'de mesela 21 oynarken 2 tane atak bonus şart. Gear Rate 1'de 2 tane atak bonus şart. Bunlar bu düzeltilmiş haliyle bile işte 21'lerde şart. Veya Void Nightmare'de atak bonus şart. Guild Boss'ta atak bonus şart değil. Guild Boss'ta tekrar dediğim gibi zırhı çok düşük. Artifact Materia'da emin değilim ama bunun da büyük ihtimalle zırhı fazladır. Atak bonus şart. Başka bilgi verebileceğim bir yer yok. İtemler konusunda bu şekilde. Şimdi gelelim çok kısa bir item setlerinden bahsedeyim. Hangi item size daha iyi? Başka video mu? Bu video mu? Bu videoda yapayım. Hadi çok kısaca bahsedeyim. Arkadaşlar Gear Rate 19. Bütün 19'lardan bahsediyorum. Hemen geldim. Gear Rate'lere 19. 19'lar en sağdaki iki tane set. Gear Rate 3. Arcana, Infernal Roar. Eğer ki otomatik skillse Arcana. Eğer ki manası çok düşükse Arcana. Eğer ki düşünelim.
nasıl diyeyim? Skill'leri düz vuruş sayılmıyorsa, skill bastığında düz vuruş sayılmıyorsa, mesela Cetram'ınki düz vuruş sayılıyor. Mesela Nocturne'ınki düz vuruş sayılıyor. Bu karakterler değillerse veya işte bir sürü ulti atmıyorsa, ne işte en mantıklısı işte mana kısmını, skill o rage'inin düşük olduğu her şeyde Sobon arkana. Harici mi? Hepsinde Infernal. Hepsinde. Şimdi geldik ikinci. Gear Red 2 hakkında düşük konuşuruz. Aegis Wrath. Bu tamamıyla skilliyle hasar vurabilen, crit damage ihtiyacı olan karakterler. Yani buradaki olay şu. Skilli düz vuruş atmıyor. Skilli özel bir efekt. Mesela ney? Hatsut mesela. Hatsut'un ultisi düz vuruş değil. Hatsut'un ultisi dümdüz başka bir şey vuruyor. O tarz karakterlerin hepsine Aegis Wrath. Mage'lere Aegis Wrath gidebilir. Ama şurada bir olay daha var. Curse. Curse nerede? Şu. Menzili çok büyük karakterlere Curse'le gidebilir. Ama Cetram tekrar diyorum. Düz vuruşları Infernal Roar olduğu için ultisi düz vuruş olduğu için Infernal Roar daha mantıklı. Ultisi düz vuruş olan her karakter Infernal Roar. Mage'lere Aegis Wrath veya Curse en mantıklısı. Geldik Gear Raid 1'e. Gear Raid 1'de eğer ki iteminiz varsa herkese Warlord en mantıklısı. Ben onu size söyleyeyim. Eğer ki çok iyi, düzgün Warlord'unuz varsa herkese Warlord gider. Ama şöyle bir olay da var. İlla Warlord olması gerek yok. Şuradaki 25 30 artı 30 atak speed çok bir şey fark etmiyor. Calamity takabilirsiniz. Veya ne bileyim. Bu Whirlwind'e çok az tavsiye ediyorum. Çünkü 75 atak speed o kadar iyi bir şey değil. Ama işte Calamity, sonra Warlord, bir de Annihilate'in. Bu 3 set herkese gider. Ama en iyisi açık ara Warlord. Tanklar zaten Immortal'la bu değil şu. HP olan bu. Life Force. Healer'lara yine Life Force tavsiye ederim. Çünkü can olmaları önemli. Tanklara Guardian set açık ara. Tartışmasız. Eğer ki hasar vuran bir tanksa mesela Abom gibi fighterların bazıları Glacier set çok önemli. Başka Fracture yine büyücülere takabileceğiniz. Ya bu setler inanılmaz önemli setler değil. Ama güzel 3 statlı Ancient varsa kullanabilirsiniz yine bu setleri. Ama en önemliler yine dediğim gibi 19'ları geçtiyseniz bunlar. Mesela 19 altında Insight çok iyi. 19 altında Wisdom çok iyi. İşte bu bir tık zayıf. Bunlar zayıf. Bu Mana Sprint çok end game bir tık olay. Çok tavsiye etmiyorum. Ama çok güzel item kalırsa kesin kitleyin ve sonuna kadar kalsın. İlla kesin bir gün bu itemi kullanacaksınız arkadaşlar. İlla. Başka da bir şey yok. Bu video bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.